TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İyi Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Tansu Şener ve Milletvekili Dursun Ataş'la görüştü. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Akar, birlik beraberlik vurgusu yaptı. Akar, terörle mücadeleye de değindi. Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Hulusi Akar, İyi Parti Kayseri İl Başkanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. İl binasında İl Başkanı Tansu Şener, Milletvekili Dursun Ataş ve partililer tarafından karşılanan Bakan Akar'a, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti. Başkanım siz de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. İYİ Parti İl Başkanı Tansu Şener, seçimlerde başarılar dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Bakanım. Ayaklarınıza sağlık. Bizlere şeref verdiniz. Kayserimiz olarak böyle bir seçim sürecinde hepinize başarılar diliyorum öncelikle. Tüm seçim sürecinin barış, kardeşlik içinde, birlik, beraberlik içinde geçeceğine inancımız tam bizlerin. Hoş geldiniz diyorum. Bakan Akar'sa birlik beraberlik mesajı verdi. Hem Dursun Ataş'a hem de Meral Akşener'e meclisteki çalışmalarına destek oldukları için teşekkür etti. Akar, terörü bitireceğiz dedi. Vatanımıza, milletimize efendim, hizmet etmek için gayret gösteriyoruz. Biz tabii Dursun kardeşimle parlamentoda birçok kez beraber olduk, çalıştık. Çok başarılı, çok olumlu efendim çalışmalar yaptık. Ülkemizin hayrına, milletimizin hayrına. Sayın Genel Başkan sağ olsun her zaman talimatlarıyla bizim bütçemizi her zaman onayladı. Her zaman ona olumlu oy verdiler. Dolayısıyla bizim buradaki bu kardeşliğimiz olsun, burada da devam edecek. Burada biz beraberce efendim biraz önce sizin de söylediğiniz gibi barış içinde, huzur içinde, kardeşlik duygularıyla ülkemize ve milletimize ve Kayserimize biraz daha fazla hizmet yapabilmenin efendim gayretiyle çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu demokrasi bu, seçim bu. Halkın efendim tercihleri var. Her türlü tercihe, her türlü efendim sonuca saygılıyız biz. Dolayısıyla buradaki efendim çalışmamızı beraber yapacağız. Burada işte bütün mesele zihniyet meselesi. Ülkemizin birliği, bütünlüğü çok önemli. Ülkemize yönelik efendim tehditlere, risklere, tehlikelere karşı bir olmamız lazım. Bu bayrak bizim bayrağımız. Ankara bizim başyerimiz. Vatanımızın ve milletimizin bölünme bütünlüğü esastır. Bunun için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar hep beraber yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Biz burada zihniyet olarak sizlerin de bizler gibi düşündüğüne inanıyoruz. Dolayısıyla buradaki bildiğimiz beraberimizi sürdüreceğiz. Bir tarafta deprem var, bir tarafta terör var. Bu efendim deprem konusunda efendim yoğun bir çalışmamız var. Efendim vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın yaralarını salmak için uğraşıyoruz. Diğer taraftan terör yıllardan beri bu asil milletin başına bela olmuştur. Efendim bir sürü işimizi bize sıkıntı vermiştir. İnşallah bundan sonu getireceğiz. En son teröristi esrar getirme suretiyle bu terör belasını ülkemizi kurtaracağız. Güven içinde, refah içinde efendim 85 milyon vatandaşımızın bir ve beraber olarak yaşaması için bize ne düşüyorsa bunları yapmak için, bize düşen sorumlulukları yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Evet, bu ziyaretler şu seçim döneminde özellikle önem taşıyor değerli izleyenler. Bu ziyaretin ardından İyi Parti İl Başkanlığı ziyaretin ardından Milli Savunma Bakanı ve aynı zamanda AK Parti 1. sıra milletvekili adayı Hulusi Akar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ziyaret etti. Ziyaretinde İl Başkanı Adil Demir ve milletvekili adaylarıyla partililerle de görüştü. Bu gelişmeyi de ifade edelim. Değerli izleyenler, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, bir süredir tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi. Anlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, bir süredir tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, beyne pıhtı atma şüphesiyle 8 Nisan akşamı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Nöroloji servisinde bir haftadır tedavi gören Yıldız'ın sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu olduğu bildirildi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, uluslararası öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Rektör Profesör Doktor Fatih Altun, beraberinde Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sultan Taşçı ile birlikte üniversite yemekhanesinde uluslararası öğrencilerle iftar yaptı.
herhangi bir. Afiyet olsun. Öğrencilerle birlikte iftar yapan Rektör Altun, öğrencilerle tek tek sohbet etti. Etkinlikte konuşan Rektör Altun, her zaman öğrencilerinin yanında olduğunu söyledi. Öncelikle Erciyes Üniversitesi'nin sizleri ev sahipliği olarak burada görmesi bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte sizlerin sayı olarak daha da artmasını arzu ediyoruz. Çünkü biz ne kadar uluslararasılaşma noktasında adım atmak istiyorsak bu sadece Ar-Ge boyutunda değil, öğrenci boyutunda da olmalıdır. Öğrencilerimizin daha çok yurt dışından gelmesi, bizlerden eğitim alması, bizim üniversite olarak daha çok tanınmamızı, daha çok uluslararasılaşmamıza katkı sağlayacaktır. Umarım Kayseri'ye ve üniversitemize alışmışsınızdır, sevmişsinizdir. Bu eğitim süresini azami değerlendirmenizi ve dolu dolu geçirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü burada alacağınız bilgiler meslek hayatınızda olsun, bundan sonraki hayatınızda olsun çok önemli bilgilerdir ve bu bilgilerle siz bulunduğunuz ülkede, bulunduğunuz coğrafyada hizmet vereceksiniz ve bizi de temsil ettiğiniz için biz çok mutlu olacağız arkadaşlar. Onun için ben sadece sizlerin eğitim anlamında mesleki bilgi ile donanmanızın dışında kültürel olarak da bizim kültürümüzü tanımanızı ve bizim de sizin kültürünüzü tanımamızı biz çok önemsiyoruz. Rektör Altun konuşmasının ardından öğrencilerden gelen sorulara da cevap verdi. Afiyet olsun. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kıraat Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yavuz Fırat, Kayseri'nin tarihi camilerinden Hunatve Camii Kebir'de 33 yıldır hatimle teravih namazı kıldırıyor. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kıraat Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yavuz Fırat, 1990 yılında Hunat Camii'nde hatimle teravih namazı kıldırmaya başladı. Kayseri'nin tarihi cami Hunat Camii'nde aralıksız 23 yıl hatimle teravih namazı kıldıran, ardından Ulu Camii'de hatimle teravih namazı kıldırmaya başlayan Yavuz Fırat, 10 yıldır da burada cemaatine hatimle teravih namazı kıldırıyor. Böyle bir vazifenin tarifinin kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyleyen Yavuz Fırat, hatimle namaz kıldırdığı camilerin önemli ibadet yerleri olduğunu belirtti. Kayseri'nin büyük camilerinde böyle bir vazifeyi icra etmek Allah'ın lütfundan başka bir şey değil dedi. 1990 yılında Hunat Camii'nde başlamış olduk ve kesintisiz tam 23 yıl Hunat Camii'nde hatimle teravih namazı kıldırmayı Cenab-ı Hak bize lütfetti. Ona hamd ediyorum, şükrediyorum. Ardından tabii müftiler değişti. Bir başka hocamız o zamanlar Kayseri'de müftüydü. Galiba herhalde ona söylemişler. Hunat Camii'nde hayli yıllar kılındı. Biraz da cami kebirimizde hocamız kıldırsın dediler, demişler galiba. Ben de onun üzerine Müftü Bey'in bana bu teklifini olumlu buldum ve 23 yıl sonra, yani Hunat Camii'nde kıldırışımızın üzerinden 23 yıl geçtikten sonra bu cami-i kebire gelmiş olduk. 8 yıl kadar burada kesintisiz yine hatimle teravih namazlarını kılmış olduk cemaatimizle birlikte. Araya sizin de başta ifade ettiğiniz gibi pandemi süreci girdi. Bir iki yıl kadar kılamadık.
tekrar o süreç kalktıktan sonra elhamdülillah yine başladık. Bu yıl 10. yılımız bu camide oluyor. Toplam iki camide kıldırışımızı hesaplarsak tam 33 yıldır şükürler olsun Rabbime. Bu iki güzide camide namaz kıldırmak bize nasip oldu. Değerli izleyenler, Kayseri'de 774 yıllık Hacı Kılıç Camii ve medresesinde itikafa giren 80 kişi geceleri ibadetle geçirirken gündüz de oruç tutuyor. Ramazan'ın son 10 gününde Kadir Gecesi'ni aramak için yapılan itikaf ibadetine Kayserili vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Koca Sinan ilçesinde bulunan 774 yıllık Hacı Kılıç Camii ve medresesinde itikafa giren 80 kişi geceleri ibadetle geçirirken gündüz de oruç tutuyor. İtikafa giren vatandaşlardan Ahmet Ünal, "İtikaf sünnettir. Peygamber Efendimiz ömrünün son zamanında Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmiş" ifadelerini kullandı. İtikaf müekket sünnettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ömrünün son zamanlarında Ramazan son günü itikafa girmiş. Son vefat ettiği yıl 20 gün itikafa girmiş. Yani müekket bir sünnettir. Bir beldede Ümmet-i Muhammed girmezse o belde mesul oluyor. Dolayısıyla biz Kayseri'de itikafa girerek Kayseri bir vebelden kurtarmış oluyoruz. Yani vaktini en verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Biz burada gerek namazlarımız kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, Allah-u Teala'yı zikrederek, ilim öğrenerek her anımızı yani boş bir vakit bırakmamaya çalışıyoruz. İtikafa giren kimse camide yer içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu kadar camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusül etmek gibi tabii ihtiyaçları içinse camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı içinse dışarı çıkamaz. Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi Kaymakamlığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'de yurtlarda yaşayan depremzede vatandaşlara iftar programı düzenledi. Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi Kaymakamlığı ortaklaşa düzenlediği etkinlikle depremzedeleri iftarda buluşturdu. Düzenlenen iftar yemeğine Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Kayseri AK Parti Milletvekili adayı Bülent Gürcan da katıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, iftar öncesi ailelerle tek tek ilgilenip yaşanan afetten dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Palancıoğlu, "Her zaman depremzedelerin yanındayız. Bu Ramazan yaşadığımız felaketten dolayı hepimizin içi buruk" dedi. Hepiniz hoş geldiniz. Ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, öncelikle geçirmiş olduğunuz, yaşamış olduğunuz depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Cenab-ı Allah bir daha göstermesin. Vefat eden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Yaralananlara acil şifalar versin. Yurdu yurdu basın dağılımlara yardım eylesin de bir an önce inşallah sizlere hep birlikte sağlıklı, sıhhatli, huzur içerisinde yine sıcak dualarınızla inşallah kavuşur deriz. Tabii bizler de sizlerle birlikte depremi yaşadık. Maraş'ta, Elbistan'da, Hatay'da, Osmaniye'de, Adıyaman'da, bütün bölgelerde Melikgazi Belediyesi olarak ve diğer belediyeler olarak hizmet etmeye çalıştık. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Cenab-ı Allah birliğimiz olmasın. Bir daha böyle gerçekten zor günler yaşatmasın. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, depremin ardından ilçenin nüfusunda artış olduğunu söyleyerek artmaya da devam edeceğini kaydetti. Öztürk, artık yatay mimari işinin söyleminden daha fazla eylemine geçmemesi lazım dedi.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Belediyelerin artık yatay mimariye geçmesi gerektiğini de vurgulayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kahramanmaraş'taki yüksek katlıları gördükten sonra yüksek katlılardan nefret ediyorum. Artık yatay mimari bu işin söyleminden daha fazla eylemine geçmemiz lazım dedi. Öztürk, Türkiye'de kaç tane belediye varsa başkanların ama fakat deme lüksü yok. Ona odaklanacağız. Şöyle bir imkan var. Belediyemize müracaat ederlerse 15 bin metrekarelik bir yere 200 metrekarelik bir evi ruhsat almak şartıyla yapma imkanları var. Bunu denesinler. Kaçak inşaat değil ama ruhsatlı şekilde. Deprem vesilesiyle nüfusumuz arttı. Bundan sonra daha da artacak diye konuştu. Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, 16 Nisan Pazar günü yani yarın Talaslıları ağırlamaya hazırlanıyor. Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, 16 Nisan Pazar günü Talaslıları ağırlamaya hazırlanıyor. İlçenin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanı'na her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan pazarda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcılarını bekliyor. El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak. Kayseri'nin en çok tercih edilen inşaat firmalarından Dağtekin İnşaat. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında iki bloktan oluşan inşaatın temelini Yavuzlar Mahallesi'nde attı. Dağtekin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Dağtekin, "Biz yönetmeliklere uygun inşaat yapıyoruz. Hiç kimse çekinmeden inşaatlarımıza otursun." dedi. Dağtekin İnşaat, Kayseri'de kentsel dönüşüm kapsamında yeni konutlar inşa etmeye devam ediyor. Bu kez temel atma töreni Yavuzlar Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeydi. Yavuzlar Mahallesi'ni güzelleştirmeye devam ettiklerini belirten Dağtekin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Dağtekin, Kayseri'de en çok kentsel dönüşüm yapan firma olduklarını söyledi. İnşaatların yönetmeliklere uygun bir şekilde yapıldığını belirten Dağtekin, "Bizden daire alanların çekinmesine gerek yok. Her şey yönetmeliklere uygun olarak yapıyoruz. Hiç kimse çekinmeden dairelerimizde oturabilir." dedi. Şu anda Yavuzlar'dayız. Yavuzlar'da kentsel dönüşüme hız verdik. Kentsel dönüşümle yine ne kadar önemli olduğunu 6 Şubat'ta öğrendik. Şu anda gördüğünüz gibi Yavuzlar'da 52 daire, 4 ticari dükkan şeklinde kentsel dönüşüme başladık. İnşallah şu son dönem depremle birlikte gördüğünüz gibi çok sağlam, çok kaliteli temellerimizde gördüğünüz gibi deprem yönetmeliğine uygun şekilde evler yapıyoruz. Kentsel dönüşümü Dağtekin İnşaat olarak en çok yapan Kayseri'de biziz. Bu işi artık tamamen profesyonelleştik ve bundan sonraki süreçte inşallah Kayseri'mizi dönüşümünü daha hızlı bir şekilde yapıp herkesi sağlam, güvenli evlerde oturtturacağız. Tabi buradaki dairelerimiz 3+1 lüks daireler. Çok güzel balkonları var. Özellikle balkonlara çok önem veriyoruz. 16 metre köşede balkonlarımız var. Çok lüks daire. Buradan şehir merkezi çok yakın. Yürüme mesafesinde şehir hastanesi çok yakın. Sanayi bölgesi çok yakın. Yani Kayseri'nin göbeği diyebiliriz. O yüzden herkese buradan elanlara hayırlı olsun. Çok uygun bir yatırım burası. Kayseri'nin eski bildiğimiz Yavuzlar bölgesi ama burası Kayseri'nin en güzel mahallesi yapacağız. Şu anki projelerimizle birlikte inşallah Yavuzlar'ı da dönüştürüp sağlam, güvenli ve lüks konutlara sahip yapacağız. Dağtekin İnşaat'ın bütün binaları en sonki yönetmeliğe göre yapıldığı için zaten çok şükür hiçbir endişemiz yok. Bütün binalarımız çok sağlam. 50 tane bina yaptık Kayseri'de. Çok şükür hepsi de çok sağlam. Hiçbir sıkıntı yok. Herkes gönül rahatlığıyla otursun. Şu anki yaptığımız yeni yönetmelikle yaptığımız yine aynı deprem yönetmeliği olsun, yangın yönetmeliği olsun, en son yönetmelik. O yüzden de yeni binalardan zaten hiç korkmasın kimse artık. Çok şükür hiçbir şey olmaz. Çünkü yaptığımız evler gerçekten çok sağlam.
Değerli izleyenler, şıklığın en güzel göstergesi olan takım elbiseler gün geçtikçe daha da farklı hal alıyor. Zira düğünlerin vazgeçilmezi damatlıklar da öyle. Son zamanlarda slim fit ve renkli takım elbiseler oldukça talep görüyor. Şimdiden satışlar hareketlendi. Yaz sezonunda da hareketlenecek ve fiyatlar da artabilir. Acele etmekte fayda var. Takım elbise ve smokin satışlarına son dönemde rağbet arttı. Şık bir görünüm ve ilgi çeken bir his için takım elbise erkeklerin olmazsa olmazı. Günümüzde en şık kıyafetlerin başında kuşkusuz takım elbise geliyor ki damatlık da düğünlerin olmazsa olmazı. Yaz gelmeden önce, sezon başlamadan önce takım elbise satışlarında da hareketlilik başladı. Esmokin mağaza müdürü Hamdi Fakıoğlu, gün geçtikçe takım elbise ve smokine ilginin çoğaldığını ifade etti. Şu dönemde satışlarda da hareketlilik başladı. Esmokin olarak 5-6 yıldır güzel hizmet veriyoruz. Müşterilerin reklamlarıyla ve sizlerin sayesinde çok güzel müşteri potansiyeli yakaladık. 2023 kreasyonumuz, ilkbahar yaz sezonumuzu açtık. Bütün markalar var bizde. Altın Yıldız, Klasis, Ramsey, Kip, Pierre Cardin, Kaşeret, bütün markalar ve bunun alt grup markalarla bütün fiyatlarla hazırız. Gurbetçiye hazırız, yerli müşteriye hazırız. Damatlıkta biz e-smokin olarak iddialıyız bu yıl. Evet. Hareketlilik başladı mı? Yavaş yavaş başladı. İşte Ramazan akabı ile beraber şu anda bayağı bir damatlık satışmış başladı. Bayram itibariyle damatlık ve düğün sezonu başlıyor. Bu hız ta ki 11. aya kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii kışın da devam edecek. Yaz gibi olmasa da kıştan da ümidimiz var. Artık daha dar kesimli, yani slim fit ve farklı renkli takımlar tercih ediliyor. Şimdilerde kombin yapmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. İşte modeller. Trend yine slim fit kalıplar. Yine düz şık takımlar, kalıp olarak slim fit takımlar çok revanşta. Renklerde yine siyah, lacivert, bordo gibi hızlı ve açık renkler. Bejler ve kremler, maviler de çok revanşta. Renk varyantlarımız da güzel. Bizde bütün renk varyantları var. Hani damat geldiği zaman aklındakini bize söylesin, hayalini gerçekleştirelim. Tabii şu anda renk varyantları çok değişti, kalıplar çok değişti. Eskiye nazaran %100 bir değişiklik var. Takım elbise fiyatları ise son dönemdeki ekonomik gelişmeler nedeniyle arttı. Smokin 2500 ila 7500 TL arasında, takım elbiseler ise 2200 ila 6000 lira arasında değişiyor. Hani geçen yıla göre bir %50 artış var ama biz bunu minimum %30 sınırlarında tutmaya çalışıyoruz. Nedir? Kardan fedakarlık ediyoruz. Takım elbise fiyatları 2200'den başlıyor. Markalar 5000-6000'e kadar çıkıyor. Düz takım elbiselerde. Damatlık fiyatlarımız sadece takım elbise olarak 2500 ile 7000 arası değişiyor. Ancak fiyatlar yaz sezonunda daha da artabilir. Fakıoğlu acele edilmesi tavsiyesinde bulundu. Ekonomik sebeplere bağlı her geçen yıl takım elbise ve damatlık fiyatlarında zam oluşuyor. Bu yılda yaz döneminde yine fiyatlar yükselebilir. Acele etmekte fayda var. Bildiğimiz gibi önümüzdeki günde seçim var. Seçimlerden sonra fiyatların artışı bekleniyor. Şu anda damatlık almayı düşünen insanlar davet ediyoruz. En az %30-%40'larına para kalır. Değerli izleyenler, bültenimize spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Kayseri Spor Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray'la karşılaştı. Mücadele Galatasaray'ın 6-0 üstünlüğüyle son buldu. Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'la Kayseri Spor kozlarını paylaştı. Nef Stadyumundaki mücadeleyi Galatasaray 6-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Icardi ile öne geçen Sarı Kırmızılılar, 24. dakikada Raşit Say'la farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Arjantinli Yıldız skoru 3-0'a getirdi. İlk yarıda son sözü ise yine Icardi söyledi. Maçın 45+10. Dakikasında Hosseini'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Kayseri Spor, 49. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 5. golü de kalesinde gördü. Oyuna sonradan giren Zanilo ise 71. dakikadaki golüyle skoru belirledi. Süper Lig'de iç sahadaki son 10 maçını kazanan Galatasaray 66 puanla liderliğini sürdürdü. Kayseri Spor ise 44 puanda kaldı. Kayseri Spor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'a karşı çok ağır bir mağlubiyet aldıklarını belirtti. Atan, 1-0'dan sonra Galatasaray'ın kalitesi çok daha fazla ağır bastı, dedi. Galatasaray cephesinde ise hedefe adım adım gitmenin mutluluğu vardı. İyi akşamlar.
Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 6-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Söylenecek çok fazla bir şey yok, çok ağır bir mağlubiyet aldık." dedi. Tabii söylenecek çok fazla bir şey yok, çok ağır bir mağlubiyet aldık. Aslında konuşabileceğimiz tek kısım maça başlangıç şeklimiz. 10-15 dakika üst üste kornerler, iyi geçişler, iyi ataklar gerçekleştirdik. Son haftalarda evet maç kazanıyoruz ama çok gol attığımız kadar çok da kolay goller yemeye başladık. Bireysel hatalar ön plana çıkmaya başladı. Bununla ilgili daha fazla çalışmamız gerekiyor. 1-0'dan sonra Galatasaray'ın kalitesi sahada çok fazla ağır bastı. Burada da çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar seyirciyle beraber. Çok coşkulu oynuyorlar. Zaten ikinci yarı çok yapacak bir şeyimiz kalmadı. Sadece skoru korumaya çalıştık. Oyuncularım müthiş bir sezon geçiriyorlar. Arada böyle kazalar olabilir. Bizim şimdi ayağa kalkıp sadece çarşamba günkü Kasımpaşa maçına konsantre olmamız gerekiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada moral olarak önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bugün maça herkesin de gördüğü gibi, hemfikir olduğumuz gibi iyi başladık. Net pozisyonlara girdik. Özellikle ilk yarı attığımız goller, girdiğimiz pozisyonlar. Defansif, ofansif ikisini de çok doğru bir şekilde yaptık. Hareketliliğimiz çok iyiydi, yerindeydi. Net pozisyonlara girdik, goller attık. İlk yarıyı 4-0 önde bitirdik. İkinci yarı rakibinde 10 kişi kalması ile birlikte oyunun daha çok bizde olduğu, topun bizde olduğu, yine pozisyonlar aradığımız bir maç geçti. Aslında belki rakip 11 kişiyken daha net pozisyonlar buluyorduk, daha geniş alanlar buluyorduk. 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha rakibin savunma, 10 kişiyle daha çok savunmayı tercih etti. Zaman zaman tabii ki atakları oldu. Hepimizin de tabii ki hemfikir olduğu gibi ligin iyi takımlarından biri Kayserispor. İyi futbol oynayan, etkili bir takım. Son hafta son iki maçta attığı 7 golle buraya gelmişti. Bugün maçın genelinde istediğimiz gibi bir oyun oldu. Burada bizi her zamanki gibi oyunumuzu geliştiren, iten taraftarımıza da çok teşekkür etmek istiyoruz. Yine muhteşemdiler. Beraber şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüzde bize inanılmaz bir destek veriyorlar. Onlarla birlikte gerçekten burada özellikle kendi sahamızda bu atmosferi net bir şekilde yaratıyoruz. Oyuncularıma da teşekkür etmek istiyorum. Yani maçın başından sonuna kadar aynı ciddiyetle oynadılar. Bu da önemliydi. Rakibin 10 kişi kalması, aldığımız sonuç hiçbir önemli değil. Ciddi, istekli, disiplinli bir oyunu ortaya koyduk. Bunu tekrar salı gününe yansıtmak istiyoruz. Onu düşünüyoruz. Devamında tekrar kendi sahamızda önümüzdeki pazar bir maçı oynayacağız. Ama takım olarak bugün gerçekten moral olarak da bizim için önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımıza ve taraftarımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde kaldıkları için yapılan eleştirilere sert cevap verdi. Ali Çamlı, Dursun Özbek'in otelinde dün kalırken suç değildi de bugün kalırken suç mu oldu dedi. Başkanım, önemli bir karşılaşma. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde kaldıkları için yapılan eleştirilere sert cevap verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde kaldıklarından dolayı yaşanan olayların sorulması üzerine Başkan Ali Çamlı, Dursun Özbek'in otelinde dün kalırken suç değildi de bugün kalırken suç mu oldu şeklinde yanıt verdi. Fenerbahçe'de bizim, Trabzon'da bizim, Beşiktaş'ta bizim, Kayseri'de bizim, Galatasaray hepsi bu Türkiye'nin takımı ya. Yani şimdi Dursun Özbek'in otelinde dün kalırken suç değildi de bugün kalırken suç mu olmuş? Yani biz şimdi Dursun Özbek'in otelinde maçı satacak kadar aşağılık bir davranış içerisine mi girdi? Yani bunu söyleyenler ve konuşanlar utansın ya. Buna cevap vermek bile yani akılla izah edilir bir şey değil ya. Yenersek iyi, başka bir şey olursa yani biz şimdi otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız arkadaşlar? Bu ne ahlaksızca bir tutum ve davranış ya. Kafasının arkasında bu tür şeyler olabilir, ancak bunu düşünebilir. Biz çok namuslu, Anadolu'da hayatı dolu dolu şerefiyle, namusuyla yaşayan insanlarız. Bu çok yani bu akılla izah edilir bir şey değil. Duydum ve
gerçekten bütün sinir ve stresim tavan yaptı. Ama bu kadar yeter, daha fazla istemiyorum. Söylersem çok ağır söylerim zaten. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.